içim oşalıyor. Olak, size hoş geldiniz. İlk program konuğum Onur Sakin'den ve artık tabii kendi şarkı olan büyük bir sanatçı aslında. İlk yayını olduğu için ben onunla konuşmak istedim. Çünkü hem uğruna inanıyorum hem de çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Hoş geldin. Çok teşekkürler, hoş bulduk. İyi ki geldin hakikaten. Valla ben çok mutluyum ilk olduğum için. Her zaman ilkleri olmayı severim diye. Çok güzel valla. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım güzel. Program demin işte güzel vakit geçireceğiz gerçekten. Hemen sana direkt Sakin'e başlayalım. Tamam, başlayalım. Aslında Sakin'e sana önceden sormuştum var. İki kere, üç kere röportaj yaptım tabii seninle. Ki. Ben bile sıkıldım. işin doğrusu. Senin de sıkıldığını tahmin ediyorum aslında. Çok azıcık Sakin'le ilgili aslında kült olması kısmı. Sana sormak istediğim şey bir ya orada bu. Benim aslında mesela biz seninle en son 2 yıl, 2,5 yıl önce röportaj yapmıştık. Aynen. Benimle aslında hani her yıl aslında değişiyor Sakin'le ilgili hissiyatım. Şimdi daha sıcaksın gibi hissediyorum. Çünkü o zamanlar konuştuğumuzda aslında herkes sana bunu soruyor, farkındayım. Aynen. Sıkıldın da farkındayım. Ben bile sıkıldıysam seni düşünmüyorum. Ama bir yandan da güzel bir şey çünkü... Aynen. Bir noktadan sonra onu da görmeye başladım. Hani bir taraftan da o dönemin kronolojisini çok daha net çıkartmaya başladım böyle. O yüzden böyle hani grubu aslında böyle hani ilk terk eden kişi ben değildim zaten. Grup artık öyle saçma bir yere gelmişti. Niye böyle düşünüyor o zaman? Yani aynen hani çünkü bir zaman sonra insanlar böyle o aradaki şeyi görmediği için hani grup dağılmıştı. Hmm. Ben yurt dışına okumaya gitmiştim. Sonra bazılarımız hatta yurt dışında çalışmaya gittiler. Böyle herkesin kendi yolları ayrıldı ve ben sonra geriye döndüğümde buraya ya reklamcı olacaktım. Ya Oxford'a geriye dönüp doktora yapacaktım ama akademisyen olmayı hiç istemiyorum çünkü çok sıkılıyordum artık yani. Hani gün boyu böyle kütüphanede vakit geçirmekten. Ama yani yapacaksam o işi zaten Oxford'da arkeoloji master'ı yapmıştım ikinci master'ım olarak. Arkeolojiyle çok ilgiliyim, sanat tarihi seviyorum, antik sanat seviyorum. İngiltere'deyim şu bu. Ya da burada reklamcı olacaktım. Ve o ara tanıştım, Alper Narman çıktı karşıma yani. Daha ilk tanıştığımız akşam hani çok eğlendik şu bu. Mercan'ın evinde tanıştık zaten. Hmm. Mercan da vardı. Sadi kardeşim. Bana dedi ki ayda bir reklam yapacağına neyse şirketin parası ben o paranın 2 katını sana her ay vereyim gel benimle şarkı yaz dedi. Veya gel oturalım şarkı yazalım seninle her şeyimizi beraber yeni bir format oluşturalım. Eskiden ben şey işte Fettah Can'la şarkı yazmıştım falan filan diye. O yüzden o kronolojileri daha rahat gördüğümde rahatladım. Yani Sakin'le ilgili mesela şöyle bir şey var. Yani 2011 senesinin sonunda biz dağıldık Aralık ayında. Ama mesela 2010 yılı içerisinde gruptan bir kişi veya iki kişi artık çalışmaya başlamıştı zaten. Hmm. Bu gerçekten bizim normalde inandığımız mesela belki burada günah çıkarıyor gibi de oluyorum. Ama bir taraftan dediğim gibi ben 2 yılda bir kendimle tazelenmiş oluyorum. Yani sonuçta ben 2011'de grubu dağıttığımızdan beri sürekli Sakin dinliyorum. Bu bir. Sakin sürekli dinliyorum yani her zaman dinliyorum. Yalnız diyeceğim o halde bana sevindim. Aynen o, hani tabii ki ama sonrasında da mesela dediğim gibi hani 2010'da bazılarımız çalışmaya başladı. Ondan sonrasında beraber oturduğumuz bir ev vardı. O evden biri taşındı. O taşınınca biz başka 2 kişi olarak gittik. Kurtköy'e taşınmak zorunda kaldık. Hmm. Ve ben normalde yani ne olursa olsun hani İstanbul hayalleriyle rock müzik dinleyip bir şeyler dinleyip metal müzik. O zamanlar metal dinliyordum hatta lisede yani Megadeth falan dinliyordum. Böyle. Yani öyle hayallerle İstanbul'a gelmişsin, Boğaziçi'ni kazanmışsın, işte Hisar üstünde oturdum, canım sıkılıyor, bebeğe gidiyorum, Etiler'de şey yapıyorum. Boğaziçi'nin ortamı zaten az buçuk bilen insan şey yapabilirsiniz. Onun sonrasında gittik Nişantaşı'nda oturduk Sakin'le. Ve ondan sonra hani Rakun'dan ayrıldık, Kurtköy'e taşınmışız. Ve ben yani Taksim'e gitmem Kurtköy'den çünkü arabam da yok, 3 saat çok alıyordu yani. Evet, hakikaten. Ay korkunç, bir hafta boyunca evden çıkmadım biliyorum. Allah'tan o zamanki sevgilim gerçekten... Beni o durumdan şey etmek için. Ben de sonrasında en kolay kaçış yöntemi Berlin'e gittim. Berlin'de Erasmus'u yaptım. O süreçte Erasmus'u yapılırken karar verdim. Dedim ki bu böyle olmayacak. Yani geri döndüğümde Kurtköy'de. Hani Kurtköy'lüler her şey alınmaz. Ben yalnızca Tarşı'dan gelmişim. İstanbul halkısı. İstanbul halkısı. Yani İstanbul halkım benim için Taksim'di anlatabildim. Ben de Ankara'lıyım yani. Benim için İstanbul Ataşehir değil. Herkese öyle bir aynen, algı var ama yani Tarşı'dan gelen bir, yani Ataşehir hele değil. Ki bizim dünyamızda yaşayan bir isim. Taksim'dir anlatabildim. Benim Taksim'e gelmem 3 saat. Verdiğim referans da buydu. Öyle bir şeyse dedim yaşamayayım artık bu hayatı yani. Öyle bir zamanlarda gerçekten Sakin'i bıraktık ve ben onun sonrasında diğer 3 arkadaşın sahip olmaya çalıştığı profesyonel hayat gibi ben de kendime bir profesyonel hayat seçmeye çalıştım. Ama onlar da bir şeyler yapmaya çalışırken 2 sene sonrası falan da hatta 2013 falan da Alper'le işte pop şarkıları yazmaya başladık ve o bir taraftan baktım hala müzik de yapabiliyorum. O zaten benim uzağımda bir şey değildi. Ona da şöyle bir argümanım var.
Hani bana şey diyenler de oluyor. Keşke öyle müzikler yapsaydın. Biz Sakin'le mesela Getto'da bir keresinde akustik müzik, akustik konser yapmıştık. Bir tane konser yaptık akustik. Ve orada biz mesela Nazan Öncel'den Dillere Düşeceğiz Seninle çalmıştık. Ve normalde benim Sakin olarak biz mevzusundan nefret ediyordum. Tamam, hazırlayıp biz çıkarmıştık. Bitsin, 24 şarkı. Bitsin. Ben onu, o bir şov. Ben onu hazırladım ve en yükselttim ve bir daha that's tekrar geri dönmek istemiyorum. Bir daha buluşuruz. 6 ay sonra gene konser. Hiç biz yapmadım hayatımız boyunca yani. Bir kez yaptım, o da akustik konserde. Ve onda da çıkıp ne okudum biliyor musun? Millet böyle yardırıyor falan, çıktım. Şey, daha o zaman Alper'le de tanışmıyoruz. Alper'den böyle 3 sene öncesi falan bu. Gülben Ergen'den Yalnızlık okudum. Gülben Ergen'den. Hani Yalnızlık diye bir şarkısı vardı onların, slow. O ara patlamıştı. Millet şokta tabii böyle. Ama yani ben aynen. Yani hani demek istediğim, Sakin olarak biz hiçbir zaman popa uzak değildik aslında. Yani sonrasında yazdığım birçok şarkıyı ben eğer gitar müziği şeklinde dört erkeğin yaptığı böyle bir hani Sakin olarak çalıyor olsaydık da bence insanlar gayet makul karşılayacakları şarkılardı, ama o şarkılar işte pop formatında yazıldığı için yani aranjman olarak. İnsanlar olarak galiba eleştirmek için bir yani harika bir sebep. Yani Sakin gibi çok kült, alternatif bir yerin üstüne sen bir pop müziği yapan bir insana dönüşmen. Aynen. Ki bence çok büyük bir haksızlık. Yani sonuçta müzik yapan insan bence jenre bağımsız olması lazım. Ya belki mesela bak şöyle yani bir durum da var. Mesela Sony'den yani sonrasından ben Onur karakterini böyle çok birazcık böyle koşullarla alakalı bir şeyden ortaya çıktı yani. Alper'in gazıydı. Ozan Çolakoğlu bir albüm yapmak istiyordu o zaman. Aranjör albümün ikincisini planı vardı. Alper de ona bir şekilde beni sokturmaya çalıştı. Sonra bir şarkı Artist diye bir şarkı, evet, işte oraya yazmıştık. Ben yazmıştım hatta. Alper'le öyle dokunduk kenarına. Alper, ay bunu götürelim. Ozan abi ondan sonra single çıkarmak istedi. Benim normalde hiç öyle bir hayalim bile yok. Ben kulüplere gidip üstümü çıkartıp dans etmek istiyordum. Gerçekten benim Alper'e verdiğim argüman buydu. Ay, ben dedim ne meşhur olacağım ya, bırak gidiyorum şarkılarım çalıyor, üstümü çıkartıp dans etmek istiyorum kulüpte. En güzeli bu yani, arkada takılıp prodüksiyon yapmak. Ama böyle çok ters bir zamandı bu teklifin geldiği zaman ve bana atılmış böyle bir can simidi gibiydi. O an dedim ki tamam ya, evet. Ne ismim ne olacak? Onur olsun falan dedim. Yani tam R'leri çok bastırarak okuyorum. Severim yani. İki R o yüzden var. Aynen. Ondan sonra Onur olsun. Ve o proje öyle ilk başta mesela başka bir plak şirketinden çıkacaktı. Ozan abiyle birlikte. Sonra oradan Sony'ye geçtim. 6 tane yönetmen değiştirildi. Hani atıyorum onun klibi mesela muhteşem bir klip olsaydı. Eğer ben gerçekten vizyon sahibi bir şarkı şu an mesela öyle bir şey girsem. Şu anki vizyonumla diyelim. O klibi gerçekten hani iğnesinden bilmem nesine kadar uğraşırsın, başında olurdu ve muhteşem bir klip çekseydim. O zaman insanlar bu kadar da saldırı olmazlardı, ama görselinde de ben çektiğim ilk birkaç iş. Yani çünkü ben işin ucundan tutmak istemiyordum. O yüzden kliplerle şirketten birisi ilgilendi. Anlatabildim mi? Hani insanlara Sakin'deki bu şeyi de anlayabiliyorum. Yani Sakin'de böyle cılız, kot ceket giyip böyle işte saçını uzatmış bir çocukken ben gittim işte şu 6 sene sonra çıktım. Böyle aygır gibi şişmiş şey yapmış. Ama bu da benim yani kişisel gündelik hayatımla ilgili bir şey yani. Beni de öyle beğeniyorlar. Veya benim sevgilim beni öyle beğeniyordu. Ben de öyle takılıyordum yani. Hani bu beni kişisel olarak çok... Yok, bunu bütün bu parçaları şeyden anlatıyorum. Böyle hani tek bir şeysi yok aslında. İnsanların bir sebepten böyle bir, ötürü değil, evet, yani aslında. Yani bir vurun kahveye tarzı bir durum oluştu. Böyle internetin hani köyün delisi gibi. Ay hadi şuna da, burada da onlara bela okunmamış bu şarkının altında. Hadi burada da bir bela okunsun. YouTube'da bayağı öyle şeyler var. O yüzden... Hani ona dönüştüm biliyorum ama orada da vallahi ne geldiyse kabulüm ya. Çünkü ben hani o kadar böyle ben geçirdim o hayatı, ben biliyorum. Yoksa benim elimde olsa şu anki yani, şimdi geri dönsem. Herkes mutlu demezsin tabii, öyle bir gerekçe de yok yani. Orası kesin. Yani. Yani şu an ben geri dönüp mesela Sakin tarzı müzik yapacağım desem de birçok insan bana o zaman da yine saldıracak. Ay bak benim ben şu ya, falan filan diye bilmem ne. O yüzden yani son kararım o durumla ilgili de çok dinlemek isteyen insan olduğu için. Diğer eski arkadaşlarımı da hani bazıları konuşmuyorum çünkü. Onlarla böyle bir gerginlik bir durum olmaması için de böyle Sakin Tribute Band diye bir şey kuracağım. Yani. Ben de tam onu soracaktım. Çünkü biz seninle Twitter'dan bir konuştuğumuz konu vardı. Aslında bir şekilde Sakin'e bağlanmıştık. Aynen. Ama belki bir konser yaparız falan gibi dediğinde ben inanamamıştım. Ya. Çünkü aynen, böyle bir niyetin olduğu bilmiyordum yani. No no. Yani şaka sağlam çok uzun süre gerçekten de. Yolda gelirken onu düşündüm. New York'lu mesela bir tane şey grup vardı. İki İtalyan kardeş, bir tane de Japon solistleri vardı. Üçü de şarkı okuyorlardı. Biri davulcu böyle. Angel, I can see myself in your eyes falan diye böyle bir Japon kadın okudu, böyle bir grup vardı, hatırlar mısın? Angun diyeceğim ama değil. No no. Yani böyle yani kendi kafamda ben onları çok sevdiğim için şey yaptım.
Şu an onu düşünüyorum. Elephant Woman diye şarkıları var. Albümü de olabilir böyle. Elephant Woman. Neyse birazdan şarkı arasında bakacağız ona. Ve aynı takıldım grup ben olduğunu. De bilmiyorum. Neyse onun solistini mesela düşündüm. Tamam bıraksa mesela hani grubu bırakmış bilmem ne olarak. Yani, ne yıllar yani? Yıllar sonrasında Lady Gaga ile veya bilmem neyle yani bir düet yapsaydı ben kendim ne düşünürdüm diye. Adam sıkılmış. Hani bir şey yapıyor. Çünkü onu ben önceki yaptığı şeylerin ne kadar muhteşem şeyler olduğunu bildiğim için artık güvenim sonsuz yani. Ondan sonrasında yapacağı şeyi bir kulak kabartıp merak ederim şu bu ama dediğim gibi onu elimden aldılar. O yüzden de ben de bir yerden sonra korktum. Yani gerek yok yani anlatabildim. Peki şimdi ne zaman bu konser gibi bir şey? Bahara. Aynen bu önümüzdeki bahar için. Evet yani şu bayağı an heyecanlı. Hani grubu toparlama şeysindeyim. Aslında onaylarımızı aldı. Hani beraber oturup çalışmadık daha henüz. Ama inşallah baharda böyle bir 6-7 konserlik işte hani İstanbul olur, Ankara, İzmir, Bursa olur. Ha bayağı turne gibi olacak yani. Aynen bir kerelik. Gerçekten yanamıyorum böyle. Böyle sakin tribute band olarak. Hani ben ortamdan kimseden böyle şey hani ne bana laf sokacak sakincilerden ne eski grup elemanlarımdan ne şuradan buradan. Hani kimseden laf etmeden yalnız şu an o şarkıyı dinleyen insanlar var. Bana binlerce hani 10 binlerce belki aldım mesaj oldu anlatabildim mi? Hani tabii. Son 3 yılda da artık hani o bütün nefret sinirden sıyrılıp bir taraftan gerçekten bana abi ne olur hani bir kez dinleyelim deyip yazan da tonla insan var. Öbür taraftaki yani hani gudubetler için ben buradaki insanların niye kalbini kırayım ki? Tabii yani. Doğru aynen. Blond Redhead. Evet kesinlikle. Blond Redhead'in solisti abi mesela muhteşem. Anguna falan gittik inanılmaz. Onlar bir anda çıktılar ve çok güzel patladılar. Ve yani mesela düşünüyorum benim her kendime öyle bir yer koymam da hoş güzel oldu ama. Bence hiçbir mahsur yani, yok gayet güzel. Hani o öyle bir şey yapmış olsa çıksa karşıma gerçekten merak eder dinlerim yani hani şeysinden. Çünkü bir yerden sonra ben şu an mesela ister istemez içeriden nasıl diyeyim sanatı üreten taraftan baktığımda hani şey de o sanatçı personası üzerine de bir şeyleri daha fazla empati kurmaya çalışıyorum, biraz kurabiliyorum. Tabii yani yaşadığın tecrübe yani sakindeki tecrübe bambaşka bir şey. Şu aynen. An yani şarkı yazdığın, yerde olduğun zümre ve insanlar yani artık kıyaslanmaz büyüklükte bir referans. Tabii o yüzden ki. Tabii ki tecrübesi çok başka olsa yani, gerek yani. Ama hani şu taraftan mesela hani düşünüyorum mesela Mor ve Ötesi'nin, Duman'ın, Athena'nın böyle son neredeyse 7-8 yıldır, 10 yıldır böyle hani bizi böyle vav deyip şaha kaldıracak bir şeyler çıkarmasının sebebini ben onlardan da anlıyorum. İnsan bir yerden sonra aynı şeyleri yapmaktan veya aynı şeyleri yani aynı enstrümanlar, aynı aranjman. Ya bazen grup müziği bence çok zor bir şey. Yani hani ondan bir yere çıkmak çok zor aynen. O yüzden 4-5 insanın bir arada aynı şeyi konuşup da tamam bunu yapıyoruz demesi. 2 kişiyken bile zor yani bırak 4 kişiyi. Kesinlikle. Yani aslında hani şu an devam ediyorsanız belki bambaşka şeyler konuşuyorduk ama. Aynen. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Yani benim için orada Sakin'in müziğinden şundan bundan daha önemli olan bir şey vardı. Ve ben bunu birçok kere röportajımızda söyledim. Bizim dördümüzün arkadaşlığı çok daha önemli bir şeydi. Deyip tabii şimdi duygulandım. Yani beraber biz bale yapan bir ekip de olabilirdik diye söyledim bunu. Hani en böyle hardcore rock dergilerinde bile dedim ki önemli olan bu dört kişinin yaptığı beraber bir his yani o üretim süreci. Yoksa onun dışında rock müzik yapmışız, şu olmuş, yemek ekibiymişiz, bale yapıyormuşuz umurumda değil. Yani o dört kişinin çok bir boy band hissimiz vardı bizim oradan şu. O ruh bir kez gittikten sonrasında bana onu belki de psikolojik olarak yapmak istemedim. Ben bunu hatırlıyorum çünkü yani. Bunu söylediğini hatırlıyorum. O dönem o dört insan bunu aynen. Yapmak için buraya gelmiş aynen. Ve güzel bir rüyayı paylaşmıştık demiştin. Çok güzel. Aynen. Belki de tek albüm kalmasının güzelliği de bu olsa gerek. Yani hani 3 yani. Albüm yapsak acaba aynı şeyi konuşmadık bilmiyorum işin doğrusu. Yani belki dağılmamış olsaydık da o zaman böyle hani hiç kült hani yani kült demeyelim de bu kadar laf sokulan, bu kadar bahsedilen bir grupta olmayabilirdik yani. Peki gelelim şu anki aynen. Onur'a artık. Yani bir sürü şarkın var ve bir sürü sanat çeviriyorsun ama hadi sondan başlayayım. Yakın zamanda Instagram'da bir şarkı paylaştın. Evet. Böyle yarım duran bir ekran var. Ben de böyle ne yazıyor falan diye bakmaya çalışıyorum. yani kendin için mi yazdın şarkıyı? O aslında bir Sakin şarkısı. Sakin'in ikinci albümü için çalıştığımız zaman da yazdığım bir şarkıydı ama. Grupla beraber çalıştığımız zaman hiç gelemedi. O yalnızca benim kendi demomdu. Kendi hazırladığım bir demo vardı. Sonrasında da onu öyle çalışırken şey yaptım. Semender dürtüsü diye bir şarkı o. Aa evet onu hatırlıyorum. Aynen Semenderlerin hareketinde çok meraklıydım o ama zaman. Ama sanki seninle yazıyordu ben Instagram'da öyle gördüm ama. Ay çaldım Ay yok evet seninleydi. Çünkü öyle okudum. Tamam. Acaba diyorum ben. Evet. Çünkü o gün iki tane şarkı çaldım. Bir tanesini orada paylaştım. Evet seninleydi. Seninle de Sakin. Bir tane daha geliyor demek. Burada onu anlatıyorum. Aynen kaydettim bir tane daha var. Seninle de Sakin şarkısı. Ama onu beraber öyle şey çaldığımız bir versiyon olamadı. Yani grup olduğu zaman
Mesela o ikinci albüme çalıştığımız şeylerde şöyle bir durum vardı. Bu Nişantaşı dediğim, Nişantaşı'nın böyle Osman Bey tarafından manifaturacıların, atölyelerin arasında bir ev yani. Oradaki evimizin salonda elektronik davul vardı. Onunla böyle çok davul partisyonları deniyorduk. O Seninle şarkısının davulu çok istediğimiz gibi olmamıştı. Hani bir 3-5 denemiştik. O yüzden hani bugüne kalabilen yalnızca benim o zaman kendi yaptığım bir demo var. O yüzden o demoyu da beğenmediğim için o Sakin ikinci albüm şarkıları diye SoundCloud'a ben o şarkıları yükledim. Evet, onu yükleyen kişi benim. Onların arasında Seninle yoktu çünkü Seninle'nin... Çünkü ben onu çok uzun süre dinlediğim için, ben bu şarkıyı ilk defa duyduğum için okay. Şu an için bir şarkı profili aslında. Aynen, yani Seninle. Şimdi sen tabii bir sürü kişiye şarkı veriyorsun. Edis, İrem Derici, aynen, Sezen Aksu. Bunlarla ilgili hani ya benim aslında senin bugün burada konuşmamızın olak ses tırnağı içinde konuşacağımız şey aslında birazcık buradaki yaşadığın tecrübeler. Hani bu sanatçılarla bu şarkıları yaparken veya yaptıktan sonra onları götürdüğündeki yaşadığın, anlatmak istediğin bir şey varsa orası tam burası bence. O yüzden bu koltuk ve sen. Yani mesela... Yani genel olarak şöyle bir durum var ki ben kendimi o şey durumunda bir soliste şarkı dinletirken, şarkı beğendirmeye çalışırken böyle... Ona özel mi yapıyorsun yoksa hani atıyorum senin böyle bir bazen şarkıları... özel yazdığım durumlarda oluyor. Mesela hani ama o gerçekten o kişiden aldığım enerjiyle güzel alakalı. Enerjiden şeyle alakalı. Yani hani tamamıyla enerji işi. Mesela İrem Derici için yazdığımız bir şey şarkısı vardı Alper'le. Aşk Kışlıkları Giy. Yani onu iyi ki sen kendi halbine söylemişsin. Ben onu ondan değil senden daha çok seviyorum dinleme işin doğrusu. Yani ben de kendi halbine birazcık fazla house oldu. İnsanlar sonradan o akustik versiyonu dinleyince herkes bir gitar bunlar niye böyle falan filan oldular. Ama yani çoğunlukla hele ki şu an son 1,5-2 yıldır Alper'den bağımsızım. Alper'den de ayrıldım artık tek başıma çalışıyorum. Aslında eskiden de öyleydi ama şu an tek başıma çalıştığım için daha net onun sınırları belli. Böyle hani senede belki 15 tane belki hadi 18 tane şarkı yazıyorum belli bir süre içerisinde. O aralarda da işte atıyorum benim Şubat'ta böyle bir yıl mı olur Şubat, Mart sonu arası. Bir tane mesela Kasım sonu, Aralık ortası arası böyle bir yıl mı olur? İnsanlar ararlar, şarkı var mı, şarkı dinleyebiliriz çünkü falan filan. Orada işte geldiklerinde de veya onların ofislerine gidiyorum. Ama şu an artık stüdyom var, o yüzden oraya alıyorum insanları. Aynen, evde home stüdyom var. Oraya çağırıyorum. Orada da o an mesela kendi albümümden yazmış olduğum 3-4 şarkı neyse onları dinletiyorum. Mesela bazen bir tane mid tempo böyle R&B soul böyle çok güzel bir Ariana Grande şarkısı olacak bir şarkı mesela duyup bayılıyorlar tamam mı şey yapıp ama böyle yani... Ariana babası yok şey diyor ama yani şimdi bu şarkı patlamaz ki şarkı çok güzel çok kaliteli ama olmaz diye ona biz ikinci şarkıyı bir daha bir dinleyebilir miyiz falan filan deyip ondan sonra 2-4'lük olan işte bayağı ha 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 giden öyle şeyleri yani genelde hani böyle bir
rutinle gidiyor. O yüzden ben hani şey de değilim. Nasıl diyeyim? Ya popüler müzikten çok hoşlanırım. Yani geveriyorum, anlatabilir miyim? Şu an böyle hani burada olanlar dışında dünyada olan şeylerle ilgili de işte hani Afrobeat çok iyi gidiyor. Takip ettiğim başka bir dünya aynen, var çok, tabii ki. Çok şey var. Afrika'da mesela Nijerya'da, Lagos'ta, şurada burada hani deliler gibi insanlar. Burna Boy şu an bizim bu Altın Gün isimli güzel grubumuzla beraber Grammy'de adaylar birlikte. Ve benim favorim Burna Boy mesela. Ben kocasını Burna Boy albümü dinledim ve Afrika'da şu an çok güzel bir yeni kan, yeni damar şeyler var. Empower diye böyle bir YouTube kanalı var. Ama genel bir kanal, tek bir şirket de değil ve böyle no name isimler, daha popüler isimler, hepsini böyle şey yok. Bütün Afrika'ya dair böyle, Orta Afrika özellikle, Sub-Saharan. O veya Brezilya'nın, onun biraz daha hani BPM'ini yükselttiğinde daha Brezilya'nın olan daha vahşi şeyler. Anita'da, Manita'da, işte belki biraz reggaetonlar, J Balvin, şunlar bunlar. Bir tarafta Ariana Grande'lerin ve Drake'lerin yaptığı daha moody, daha şey durumlar var. Daha onlar radio friendly. Ve post hip-hop gibi geliyor bana. Onlar artık yani çok hip-hop gibi de değil benim için. Yani Drake'in yaptığı şeylerde biraz daha böyle post hip-hop tarzı geliyor. Trap zaten dehşet patladı bütün dünyada. O yüzden bunlar beni mesela o kadar heyecanlandırıyor ki. Yani ben tamam hani bir taraftan ne bileyim gitarımla müzik yapıp hani işte aşk kışlıkları gibi şey yapması da güzel. Ama bir taraftan hani yeni yollara da girmek aslında aynen bunların her birinden çekiyor. Bir tane şarkı yazmaya deniyorum. Mesela her ay oturup kendime 3-4 tane şey belirliyorum. Ay diyorum bunu deneyeyim. Afrobeat şu ana kadar 7-8 tane şarkı denedim yani. Hani 110 BPM'den böyle 80 BPM'e kadar farklı range'lerde. Peki şarkılar ortaya çıktı mı yoksa hani? Yok şu an henüz çıkmadı. Bir tanesini şu an ben kendime YouTube sayfası hazırlıyorum. Her insan YouTuber olması gerekiyor. Gibi. Herkesin YouTube kanalı olması bence lazım. Bence kesinlikle ya muhteşem bir şey. Ne var? Orası için böyle işte o insanlar normal dedim ya böyle o kendi albümüm var yıllık yaptım işte 15 şarkı 12 şarkı neyse. Oradan onlar hep böyle daha hareketli daha şeylerini seçiyorlar. Kenarda köşede kalan 3-4 şarkım var. Ver onları bana onlar benim. Onlar işte ben YouTube şeyleri yapacağım. Kendi YouTube sayfama istiyorum ki böyle bir düet yapayım. Düet şeklinde ol. Yani bazıları düet bazıları solo tek başıma ama genelde hep böyle nasıl diyeyim sana böyle soul trap. Böyle yani çok böyle zenci soundları diyeyim sana hani evet böyle daha West Coast tadında daha tatlı melodiler. Ya aslında böyle. Albüme gireceği zaman muhtemelen seni zorlayacak ama şu an rahat YouTube kanalında aynen çok kesinlikle aynen. O yüzden çok hani böyle bayağı orayı ben şeyim olarak kullanmak istiyorum hani kenarda köşede kalmış benim eğlendiğim şeyler onlar. Duysun insanlar. Aynen duysun Türkçe. Bir de Türkçe böyle şeyler de yapılabiliyor böyle durumlarda. Mesela ben bir iki tane Afrobeat denemesi duydum. Şaka değil şu ana kadar. Birileri denemişler ama hani fazla macho, fazla o hip hop'un şu an Türkiye'de yarattığı bir macho şey dünyası var. Onun içerisindendi. Hani ben Afrobeat'i hani yüksek BPM'lerde biraz daha hızlı, daha Brazilian böyle tatlı daha dans şeydi. BPM'ini düşürdüğünde de mesela işte bu Burna Boy onu yapıyor. O kadar güzel 90'lar şarkıları çok tadında oluyor kesin ki. Kesin dinleyeceğim çıkınca. Yani Burna Boy'un African Giant diye bir albümü çıktı. O albüm baştan sona hit dolu. Yani bir tane şarkıyı atlamadan hani 500 kere dinlemişimdir albüm. O kadar güzel bir albüm gerçekten. Peki madem hani konu hip hop rap'e geldi. Sorulan bir tanesi oydu aslında. Aynen. Güzel bir şey oluyor bence Türkiye'de rap'le alakalı ama hani sen söz müzik yazıp hani bu alanda çok iş yapan bir insan olduğun için sen nasıl görüyorsun şu an bu değişen rüzgar sence nasıl? Yani bence ya öncelikle çok güzel bir şey. Yani hani ne kadar farklı ses, farklı renk olur bence o kadar güzel bir şey. Hani bütün bu çılgınlık içerisinden doğru şeye ulaşmak şimdi hani onun şeysini belki güveneceğimiz editörler olabilir. Hani sevdiğimiz insanlar onların önerdiği şeyler üzerinden gider. Ama bir şekilde doğru müzik dinleyicisi kendisini bulur buluşuyor. Zaten. Bence yani hani o noktada yani hip hop yani la ilgili de bence yani Ezhel'i çok seviyorum. Ezhel'in yaptığı her şey beni o kadar heyecanlandırıyor ki yani şu ana kadar belki 6-7 tane hit çıkardı çocuk yani 3 sene içerisinde. Ve bunu şimdi Almanca yani Alman sanatçılar iş yapıyor ve hani niye şimdiye kadar kimse bunu dememiş gibi geliyor. Belki deneyen tabii çok vardı. Ben belki kaçırmışımdır ama değişik şeyler yapıyor hakikaten. Aynen. Yani, ve denemeye devam ediyormuş gibi. O durumda gibi muhteşem. Baktın mı? Hani mesela şimdi YouTube kanalı olduğu için merak ediyorum. Belki böyle bir şey yapıyorsun evet, diye düşündüm. Evet, düet yaptım. Mesela birisi var beraber. Daha önceden rap yapmış birisi. Ama öyle çok yani kendi sayfamda özellikle ilk planda çok böyle amatör ve çok bilinmeyen insanlarla iş yapmak istiyorum. Yoksa hani yani Edis'le de şarkı okuruz. Hani Simge'yle, İrem'le de okuruz. Onlardan arkadaşlarım ama ben biraz şu an böyle çok no name insanların bilmediği ve hani çok relax takılmak istiyorum. Rahat rahat çalışmak istiyorsun. Aynen. Aslında. O yüzden şu an itibariyle hatta yani bir anda 4 veya 3 şarkı yayınlayacağım. İki tanesinde var rap yaptığım arkadaşlarla beraber. Peki madem öyle bir sorum da sana ne şarkı yazdırıyordu aslında?
herkesin başka türlü yaptığı bir iş aslında. Hani kimisi tabii. havadan, kimisi insandan, kimisi de başkasının hayatına etkileniyor. Sana ne şarkı yazdırıyor? Yani böyle bir rutinin var mı senin? Yani şu an şimdi hani sonuçta sakin çok sevdiğin için belli mevzuları çok böyle hep sakin de içine katarak şeye bir noktadan gelmeye çalışıyorum. Ama genelde mesela hep bir melodi bir şey aklıma takılır yani. Hmm. Bir tekerleme şeklinde gibi. Onu gittikçe büyütürüm etrafında. Ve yani büyütürken o şey aslında bir nakarat mı? Bir B partı mı? Yani bir pre-chorus partı mı? Yoksa şarkının işte A veya işte verse dediğimiz ilk sözlerin girdiği o part mı? O olduğu ortaya çıkar. Hani Başak Burcu'yum birazcık da böyle hani akademik şeyim falan filan şey olduğu için böyle belli durumlar benim için kafamda çok belli kodladığım şeyler var. Yani bazı yani kodladığım şeyler demeyeyim de araçlar gibi aslında tam olarak. Yani bana bir melodi söylersin ben derim ki bu bir nakarat. Bunu asla A yapamazsın. Bunu asla pre-chorus. Yani bu böyle şeyler çok netimdir yani. Hani birisi bana bir şey dinlettiğinde pat diye karışırım. Aynen derim ki bak bu, ama sen bunu nakarat diye bilirim. Sen bu bir nakarat değil tatlım. Sorry. Buna güzel bir nakaratın şöyle bir hani o şeylerim çok keskin. O yüzden genelde hep kafama bir tekerleme tarzı bir şey takılır. Oradan şey olur. Bazen şu an yeni şeyde artık aranjörlük de yapıyorum. Hmm. Öyle olduğu için mesela kendime beat yazıyorum. İçerisinde bir melodik bir şeyin olduğu. O beat üzerine şey yapıyorum. Bir de şu an artık yeni formatta yani yeni şarkı prodüksiyonunda hem yazarlık olarak da hem de şeyde çok tekrar eden akorlar oluyor. Yani bir akor dizin oluyor mesela diyelim. İşte birbirini tekrar eden 3 tane akor olsun. O 3 akor hiç değişmiyor. Bütün şarkı aslında. Aynen artıyor. Bütün şarkı. Yani hani şu an mesela Aşkın Olayım da ortalama olarak öyledir. Hani modern bir şeyden sonra. Belesinde bir tık basla yaptığım bir değişiklik var ama Aşkın Olayım da öyledir mesela. Totalde hep 3 akor üzerinden gider gibi düşün. İşte Ariana Grande'nin God is a Woman da 3 akorda ilerler. Hmm. Atıyorum Mero'nun Olabilir şarkısı da işte orada 2 akorda ilerler. Hani demek istediğim şu an böyle modern müzikte öyle 5 tane akor açma. Kompleksi de o aslında. Gitti. Artık belli bir akor dizin oluyor senin. Totalde 8 saniye süren belki 10 saniye süren. Onu şarkı boyunca kullanıyorsun. Ve ona göre şarkı yazıyorum artık yani hani bir düşünerek. Ki eşler insan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş naber bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok yanmışım tarifi zor. Söylerim günde bin kere. Yüzün gülünce güneş doğar ya. Gözlerimi kısarım güller açar bir anda. İşte seninle bir ömür böyle. Güller güneşler dolu el. Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım. Böyle kısa bitirelim. Arada sonda yanlış bir akor bastık kusura bakmayın. Madem oğlak ses o yüzden sıkıntı yok hiç dert etmiyorum. Peki esas merak ettiğim bir diğer konuda şimdi bir sürü sanatçıyla çalıştığın için ben Sezen Aksu tarafını çok merak ediyorum çünkü benim için çok başka bir yeri var Sezen Aksu'nun. Tanışmadım ama böyle hayalindeki insan vardı yani işte öyle merak ettim bir insan. En son albümüne Günaydın Yeme Bey senin şarkın. Evet. Ya ben aşırı gurur duyuyorum bundan çünkü söz yazarı besteci olmak tabii ki de çok değerli bir şey ama Sezen Aksu gibi bir insana şarkı verebiliyor yani onun buna değer veriyor olması. Aynen. Seninle bunu konuşmuştuk ama hani burada da kesinlikle söylemek istiyorum o yüzden de. O şarkı üzerinde böyle hani anlatacağım bir şeyler varsa ben bu sahneyi kullanmak isterim o yüzden. Yani şeyde o
Şarkıyı aslında Sezen'in stüdyosunda çalıştığımız arkadaşlarımız Simge, Simge'nin eskiden beraber yani hani beraber çalıştılar tekrar da Simge'nin eski sevgilisi Ozan Bayraş'a. Sonra bir de Onur Selçuk var. Onur da Sezen'in şeysiydi. Vokal coachluğunu yapıyordu o dönem. Stüdyoda sürekli takılıyoruz yani her gün oradayız. O yüzden ister istemez benim eski işlerim, Sakin Şubu, benden bir şeyler de dinliyoruz. Oradan onlar bence Kurtlu Kuyu dinlemişler, sevmişler. Sonra Onur Sezen'i çıtlatmış. Ya Onur'un böyle bir şarkısı var bizim hani Alper Onur'un. Aynen dinleyelim falan filan. Sezen sonra ilk başta böyle bir ilgilendi. Sonra ben tabii duyduğumda böyle hani ilk vermek de istemiyorum Sezen. Çünkü hani çok yüreği pırpır eden bir kadın. Hani bugün böyle düşünür, yarın yepyeni ondan bin kat daha iyisini yazar ve böyle hani anladın mı? Yeni şarkı yazmıştır. Hani şarkı bir de heyecan işi birazcık. O yüzden de böyle hani son an olana kadar gerçekten hep bekledim. Onlar bir denediler. Ozan Bayraş ile ton denendi falan filan. Sonra vazgeçtiler. Sonra o süreçte albüm hani o biraz pop biraz sesin albümü bir yıl boyunca kaydedildi falan filan. Albümün çıkmasına bayağı bir ay falan vardı yani. Çünkü son an bir önceki şarkı falan galiba bir de. Aynen evet. Öyle evet, olması evet. Da acaba beni merak ediyor. Çünkü sondaki şarkı her zaman yani sonlardaki şarkı genelde biraz böyle dikkat edilesi şarkılar. Aynen. Benim için en azından öyle yani. Aynen aynen kesinlikle. Sonra şey için Canan asistanı Sezen'in. Ben İzmir'deydim hatta. Ve yani şu an böyle hayatımın aşkıyla birlikteyim ve onunla ilk şey yaptığımız, yazıştığımız böyle şey tatilim o dönemdi ve ben İzmir'deydim. Telefon çaldı bir gün böyle Canan'ın oraya bir baktım böyle şey Canan işte tabii heyecanlanıyorum Sezen'den bir şey gelecek ne olursa güzel bir şey. Olsun, olsun. Yemeğe çağırıyor olabilir veya işte bir şarkı bir şey soracak. Ben böyle evet falan ya dedi işte Kurtlu Kuyu Sezen Hanım okumak istiyor günaydın memur bir olarak falan. Ben emin misiniz bak kesin bir tekrar şey yapmayın çünkü yani 1,5 sene öncesinde tekrar ilgilenmişlerdi. O kadar eski 1,5 sene önce oldu. Evet. Ha, ben de yakın bir zamanda oluyor sanırım. No. Hani 1,5 yıl öncesine ilgilendiler sonra geri döndüklerinde de albüm çıkmasında bir ay falan. Yani albüm atıyorum Ocak Aralık gibi çıktıysa evet, bunlar. Evet Ocak'ın galiba ortasında falan evet, çıktı. Evet işte Aralık 3 Aralık falan da aranmış olabilirim öyle bir zamandı yani veya Kasım'ın sonu. Neyse ben hemen döndüm İstanbul'a ve stüdyoya gittim. İşte stüdyoya gittiğimde yani ertesi günü akşamı işte oluyor bu. Sezen biraz okumuş sonrasında Sezen okumaya devam etti o gün yani gece boyunca ve ben de böyle Sezen'e koçluk yaptım. İzliyorsun aslında. O okuyor ve ben İnanılmaz zaten Sezen'e vokal koçluğu yapıyorum. Diyorum Sezen şöyle olsa. Böyleyse bir de bir taraftan Ozan Bayraş'a şarkıyı böyle çok daha... Şimdi şarkının sözleri genel olarak ben böyle şeyde tekrar bir yerden giriyor. Evet mesela bu Oğlak Ses'le ilgili bir şey. Şöyle bir şey. Küçükken babam evde çok yoktu tamam mı? Çok kişisel bir yere giriyorum. Evde çok yoktu. Özellikle böyle 8-9 yaşıma kadar devlet su işlemine çalışıyordu. Ve işçiydi ve barajlarda çalışıyor. İşte büyük ihtimal taş kırıyorlar. Uzaklardan. Aynen. Taş kırıyorlar bilmem ne şey yapıyor. Hani görebileceğin en manual ve hard labor işini yapmış yani adam öyle diyeyim. Ve o yok işte 3 ayda bir geliyor eve. O geldiğinde tabii ki erkek çocuğu bayram. Aynen children ve babam gittiğinde tabii ki tekrar çok üzülüyorum. Ve o süreçte o şeylikten bir de futbola çok meraklıydı. Ben o zaman böyle deliler gibi Galatasaray hastasıyım. Şu an futbolla ilgim yok da böyle sürekli benle çok uğraşırdı babam. Çok şakacı, çok şeycik falan filan. O yüzden böyle bir inat bindirimi ve hep böyle bir şeyle tersleşme, resleşme şeyim gelişti. Yani bir karakter kişi olarak yani. Bir taraftan çok makul, sessiz, hani düzgün çalışan hani anladın mı? Bir kurallar ver, o kurallara sonuna kadar uyalım. Hani ben o insanım anladın mı? Hani kurallardan lütfen şaşmayalım mümkünse. Hani ister dünyanın en gürültülü konser olsun orada fotoğraf çekilmesi çekilmesin yanımda. Hani anlatabilirim ben öyle bir insan ama belli durumlarda onu böyle yırtabilmek için o kadar çıldırıyorum ki. O yüzden de belli şarkılarda mesela Denek Hayatım'da o kadar ağır sözlerin üzerine o kadar böyle yani dance beat'i şarkısı yazmak. Kurtlu Kuyu'da da benim için öyleydi. Daha sonrasında Onur Özdemir olarak yaptım. Bazı işlerde de onu yaptım. Belki de Onur personasıyla olarak Sakince'lere bu kadar yetti be siktirin gidin dememin sebebi de bu olmuş olabilir. Çünkü hani ben aslında hala aynı personum ama o zıtlığı, o inadı koymak istedim ortaya. Anladın mı? This is me. Hani sen onu... Okey senin payına da o düşüyorsa benim payıma da bu düşüyor. Hani benim de yaşama hakkım var bu evrene. Ben geldim bunlar benim isterim. Dinlemiyorsan... Fuck off yani dinleme. Ama o noktada Sezen'e geleceğim şey şu. Sezen demosunu şeyle yaparken Ozan Bayraş'a'yla. Ozan ritmi koymak istemiyor. Çünkü Kurtlu Kuyu giderken yani gitarla yapayım şimdi. Şöyle bir şekilde gidiyor tamam mı giderken. Böyle belki buradan da böyle. Aynen böyle gider. Bu aslında böyle hani pa 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 pa
Hani bayağı iyi giden bir beat'i var altında. Ama Ozan istedi ki şarkının hani sözleri çok duygusal olduğu için o yüzden şey yapsın, beat'ini değiştirsin, belki biraz daha slow, daha şey bir şarkı yapsın diye. Ama Sezen tutturdu, hayır alakası yok ve yani hani böyle bir taraftan bana soruyor böyle, ben diyorum ki yani zaten alakası yok. Mümkünse olabildiğince şey olsun böyle, hani tam böyle hani Küba marangalar işte bilmem ve o enstrümanlar var böyle perküsif şeyler, bilmiyorum isimlerini hep karıştırırım ama böyle, öyle ben olabildiğince bayağı böyle festival şenlik şeklinde bir şey istedim ama sonunda öyle bıraktırdı Sezen, ama çok çarpışarak bıraktırdı yani, çünkü Ozan Bayraş'a çok dediğim dediktir yani, bir fikir geldiyse tamamıyla çocuksuluğundan hayır böyle olmalı falan şeysiyle, ama şarkıda istediğimiz match'i yakalayabildik. Ve Sezen'in şarkıyı okutmak güzeldi böyle. Beraber sarhoş olduk o akşam. Ya bu tabii çok paha biçilmez. Aynen yani. Aynen. Bundan bir tane daha olur mu bilmem, evet. Ama hani çok güzel bir şey. Kesinlikle. Gerçekten. Yani bir sanatçı ve söz yazarı için. Tabii ki sonrasında. Paha biçilmez alınmayacak bir çok, şey bu yani. Ve yani o süreçte ben bir taraftan şarkıyı, isim vermeyeyim şimdi, başka bir rock grubuna 2 yıl öncesinde beraber arkadaşlık yaptığımız zamanlarda söz vermişim. Bunu kullanabilirsiniz de çıkartabilirsiniz de, söz vermiştim, tamam mı? Yazılı ama sonrasında bir şey değil bu. Aynen sözlü, ama yani tekrar sakin mevzusundaki gibi sıçmışım şarkıya, mevzu öncelikle arkadaşlık. Benim o kişiyle arkadaşlığım bitmiş. Yani o kadar sevdiğim bir kardeşimdi. Tabii şarkı ve bana yamuk gündemde yaptı bilmem ne. Aynen, ama şarkıyla alakalı bambaşka bir şeyden. Yani bana yamuk yaptı. Ben öyle durumlarda gerçekten kıymet verilmek isterim. Yani gelip böyle Onur ya ne yaptım, sorun ne şu bu. Onu dediği anda gerçekten ben yelkenlimi indirip zaten alırım. Çok friendly bir insanım. Ve yani hani böyle hani hem sevgilim için de hani bir romantizm hastası, arkadaşlarım için de hani gerçekten hiç beni bozmaz. Geleyim seni alayım Ataşehir'den işte şeyde yeni havalimanında gerçek şeyim var. Gerçek bir Ankaralı havası bu. Ha? Her yere götürür Ankaralı işte. Trafik takmaz İstanbul'da. Sen de biraz öyle bir hava. Aynen. Hani ben o moddayım. Hani şeyinde, çünkü hani 9-5 işim yok. Rahatım. Arkadaşlarım için gerçekten harcarım kendimi, ama o durumu görmek istediğim için o yüzden öyle bir beklentim oldu. Neyse. Bu grupta bir taraftan bu şarkıyı kaydetmişler. Hem de meşhur bir, yani hepimizin böyle çok saygıyla eğileceğimiz bir müzisyeni içine dahil ederek, aman yarabbim, solo falan çaldırarak ve ben bir gün Sony'den aranıyorum. Tamam mı? Şarkı var böyle kayıtlı. Aynen şey, işte merhabalar işte bilmem ne falan, grup çıkartacak bir şey, şarkı çıkartacak, sizden bir şey istiyor. Ve Sezen'in de Sezen'in muvaffakatı verdim, Sezen'in şarkısı 2 gün sonra çıkıyor, bunlar da 10 gün sonra çıkartıyorlar. Ben böyle Sony'den işte şey aranıyorum falan filan, benim şeyim olduğu için. Ben de plak şirketine, onlar beni arasınlar şey yapıyor. Onları plak şirketi aradı. Ondan sonra ben dedim, kusura bakmayın ben o şarkıyı Sezen Aksu'ya verdim yani. Ayrıca dedim yani o önce sizi aratacağına gelsin, kendisi abisi arasın, bir arasın. Benim onunla mevzum şarkı değil ki. Ben onunla 1,5 yıldır kaybettiğim arkadaşlığıma üzülüyorum. Yani şarkı ne? Bana ne şarkından? İsterse dünyanın en büyük artisti gelsin solo çalsın. Bana ne? Yani deyip onlar çıkartamadılar. Sonra Sezen'le çıktı şarkı tabii ki, ama küfürler şunlar bunlar. Çok kötü olmuş. Neyse. Cuma çıkıyor ya albümler genelde hep. Evet. Perşembe gecesi gece yarısında yüklenmiş oluyor bazı platformlara. Onlardan bir tanesine yüklen tabii. Herkes çık 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 yazıyor ediyor falan filan. Ben tabii kendi şeyimi dinliyorum. Ay günaydın. Ağla. Kendime zaten hazırlamıştım alkollerimi. İçiyorum ağlıyorum, içiyorum ağlıyorum falan. Sonra Sezen aradı saat 1:30-2 gibi. Onurcuğum lan, ben dedim ağlıyorum şu an. Sizi dinliyordum zaten falan filan diye. Aynen o anda böyle ay niye ağlıyorsun saçmalama falan dedi, tamam mı? iPad'den de şey yapıyor, video konferans yapıyor. Karşı tarafta Şehrazat var. Ay dedi bak dedi Şehrazat yanımda çok güzel falan filan. Şehrazat konuşuyor bunu. Onurcuğum süper bir şarkı, bayıldım canım. Bu nasıl bir şarkı falan diye ben böyle daha da ağlıyorum. Ay canım konuşamayacağım ama kapatmayın lütfen, kusuz konuşun falan deyip böyle. Öyle güzel bir 15-20 dakika geçirmiştim. O an böyle onu kapattım, dedim ki Onur yani en boktan en kötü hissettiğin anda hep böyle bu telefon konuşmasını, bu anı hatırlayacaksın, tamam mı? Sezen Aksu şarkını okudu Onur. Yani artık böyle hani hiçbir şeye nazlanma, dert etme, bırak yani hani. O yüzden çok güzel, güzel bir gerçekten histi. Aynen. Bunu yani çok şükürler olsun. Evet, bahsetmek istemiştim, o yüzden paylaşmak teşekkür ederim. Ay lütfen ya, benim için. Son sorum da aslında kendi yayınladığın solo albümden sonra bir kahramanlık hikayesi. Yeni bir albüm, yani seninle konuştuğumuzda ya bu zor, evet, iş, ben bunu uğraşmıyorum falan, aynen, istemiyorum demişti ama hani aynen, belki üstünden çok sular akmıştır. Belki single çıkartmak istiyorsun, bak YouTube işine giriyorsun falan. Olabilir aynen böyle şeyler. Yani hani böyle genelinde
bir albüm, bir single gibi bir şey çıkarmak istemiyorum. Hı hı. Hani o kadar ciddiye de almak istemiyorum o mevzuyu. Bir taraftan hani köpeklerim var, hem de şimdi ikinci köpeğim var. Onları i̇ki tane oldular. Evet, iki oldular. İkincimiz geldi. Çok hastalıklarıyla geldi falan filan. Bir araziden aldık ama şu an böyle mükemmel. Çok mutluyuz. O yüzden hani ben onları bırakıp konsere falan gitmek istemiyorum gerçekten. Hani 7-24'üm neredeyse köpeklerimle geçiyor. Hani sevgilimle birlikte yaşıyoruz. Sevgilim var. Hani böyle biraz aile hayatı gibi. Tabii ki kırdığım, çok çıldırdığım anlarım var. Sonuçta ben bir yılımı Berlin'de yaşamış bir insanım. O yüzden bir şarkı yazı olarak, bir de hani aşktan beslenen bir insanım. Tabii ki hani o klasik aile formunun çok dışında şeyler yaşıyoruz. Ama şeye geleceğim. Hani konsere şuraya buraya gidip o hani bir plak şirketine anlaşıp konser yapayım, öyle bir persona yaratmak oralar değil. Oralar hoşuna gitmiyor, anladım. Aynen. Bir de dediğim gibi korktuğum sular var. Oralara adım atmak da istemediğim için. Bir sakin tribute işi yapıyoruz. Bir taraftan da dediğim gibi YouTube sayfamı açıyorum. Orada da... Dilediğince özgür. Aynen. Hani orada belki mesela sakincilerin çok bayılacağı, aa bu bayağı sakin tarzı falan dediği gibi işlerim de olacak. Ama bir taraftan dediğim gibi böyle hani, ya bu şarkım Ariana Grande okusaydı, ay bunu işte Drake okusaydı, şu bu dediğim böyle çok daha, biraz daha böyle hani blacks işler, böyle daha soul akorlarının olduğu diyeyim. Hani bu R&B de olabilir, trap de olabilir hani, ama veya işte afrobeat falan dedim. Birazcık öyle şeyler olacak. Yani YouTube sayfamı takip ederseniz tamam, sevinirim diye. İstersen yani benim aslında sorularım genel olarak buydu. Bir küçük ara verelim. Sen gitarına aynen, bize bakalım neler söyleyeceksin. Aynen. Bir sürprizim var ama. Vallahi sana özel şeyler diye. Onur, ilk program günah olmazlar ama iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Lütfen ya. Tişörtü sana yepyeni aslında sponsor oldu. O yüzden hediye etmek istiyorum. Çok beğendim tişörtümü. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. All Access tişörtü. Şahane. All Access'in Onur tişörtü bu arkadaşlar. Benim de bugün giydiğim All Access. Eğer beğendiyseniz de sipariş verebiliyorsunuz. Aynen. Kanalım yeni olduğu için aslında insanların gelmesini çok istiyorum. Böyle güzel röportajlar yapmak istiyorum bir sürü kişiyle. Senden ve bir küçük bir çağrı rica edeceğim. Beni çağırdığın için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben teşekkür ederim. Olmak beni o kadar mutlu etti ki anlatamam sana. Arkadaşlar buradan da şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani hani hem sakin mevzusunda da var ama genel olarak bütün şeyde şu an böyle hani bu kadar akıp giden sürekli her şey böyle çat 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 geçtiğimiz şeyde. Tamam, çok kısa vakit ayırabiliriz her şeye ama lütfen sevdiğiniz ve beğendiğiniz şeylere değer verin. Onların kıymetini bilin. Yani şu an bu konuşmayı, bu söyleşiyi beğendiyseniz, All Access sevdiyseniz de bunun için yapmanız gereken şey gerçekten bunun kıymetini bildiğinizi gösterebileceğiniz en temel şey üye olmak ve like vermek yani. O yüzden lütfen Hikmet'in kanalına üye olun. Güzel bir kanal olacak. Bana anlattığı hayalleri var, fikirleri var biliyorum. Bence takip edin yani. Kaçırmayın. Çok teşekkür güzel ederim. Bu arada Onur'un da kanalı olacakmış çok yakında. Bence siz de ona kayıt olun ve üye olun. Takip edin. O daha hızlı ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Evet, beğenin. Üye olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Taze söylerim pekince işlerim ben, sen bakar dala konuşur ve şahlanırsın. Koştum büyülü
kaybeden seferde. Benimle yıllar sonra. Küçük Prens istedin. Üstü başımı yükseldi. Best oldu. Ya elektrik gitarla daha kolay tabii. Akustik gitarla biraz zor ama. Teşekkür ederim. Bu şarkı benim için çok önemli. O yüzden iyi ki çaldın gerçekten. Ay teşekkürler. Bu aşk başka, bambaşka. Dağılın kızlar, olay bende. Zor izahı biliyorum. Ama başka türlü göremiyorum. Pardon durum nedir? Nasıl güzel gülüyorsun? Suçlu bir halin var. Benimle merkeze kadar ışıklar saçıyor. Sirenler çalıyor. Sana bakınca of, içim hoş oluyor.